Merhaba. Henry Moore adına bir galeri oluşturmak için çalışmalara başladık. Çünkü başkentte İngiltere'nin en iyi heykeltıraşının eserlerinin sürekli sergilendiği seçkin bir galeri olmaması çok şaşırtıcıydı. Daha küçük olan ilk oda Henry Moore'la Tate arasındaki ilişkiyi gösteriyor. Kendisi galerinin en önemli sanatçılarından biri. İkinci oda daha çok Moore'un halk sanatçısı yönüne odaklanıyor. Savaş sonrasında yaptığı az sayıda önemli heykeli bir araya getirir. İçlerinde en dikkat çekeni de arkamda duran Yaslanmış Figür isimli alçı heykel. Bu heykel 1951 yılında yapılan İngiliz Festivali'nin tam merkezine konmuştur. 1951 yılında yaptığı bu Yaslanmış Figür heykeli, Henry Moore'un Tate'e verdiği harika armağanların bir parçasıdır. Sanat Konseyi tarafından İngiliz Festivali'nin South Bank'taki merkezinde sergilenmek üzere yaptırdığı bronz heykelin alçıdan yapılmış versiyonudur. Bu festival, savaş sonrası İngiltere'sinde önemli bir andır. İngiltere'nin savaştan sonra toparlanışının kutlamasıdır. Heykel aslında o zamanlar şaşkınlığa sebep olmuştur. Çünkü çoğu insan bu oyuk iskeletimsi figürün kutlamadan ve olumlu bir şeyden çok ıstıraba ve zayıflığa işaret ettiğini düşünmüştü. Bu özellikleri alçı versiyonunda daha rahat fark ediliyor. Heykelin yüzeyine daha yakından bakarsanız alçıya yapıştırılan iplerle dekore edildiğini görebilirsiniz. Böylece vücudun kavisleri vurgulanmış. Ve muhtemelen Henry Moore'un çizimlerinden esinlenilmiş. 1940'larda yaptığı ünlü yer altında saklanan insan çizimleriyle iyice ünlenmişti. Burada da iplik parçalarını kullanarak yine aynı şeyi yapıyor. Yaslanmış Figür heykelinden önce Henry Moore'un en önemli savaş sonrası heykellerinden biri de aile grubuydu. Bu heykelde de yine sığınak çizimleri dediğimiz eserlerinden esinlenmişti. Tekrar tekrar yer altındaki anne ve çocuk veya ebeveynler ve çocukları temasına değiniyordu. Savaş sonrası dönemde aile yeni kurulan toplumun çok güçlü bir metaforu haline geldi. Moore da refah devleti olarak kurulan ve devlet sağlık hizmetleri veren savaş sonrası İngiltere'sinin sanatçısı olarak anılmaya başladı. Aile de defalarca komüniter toplumun simgesi olarak kullanıldı. Moore, savaş sonrası heykellerinin tamamını Hertfordshire'de bulunan Perry Green'deki evinde ve atölyesinde yapmıştı. Ama aile grubu gibi önceki eserlerini çok daha az tanındığı zamanlarda yapmıştı. Moore'un arkadaşlarına yolladığı 1940'lardan kalan güzel mektuplar var. Bu mektuplarda Hoglands'daki bir eve taşındıklarını ve burada bir süre kalabileceklerini yazmış. Ama sonradan bu ev ve etrafındaki diğer evler Moore'un hayatının değişmez bir parçası haline gelmiş. Bahsedilen evler günümüzde de Henry Moore Vakfı'nın bir parçasıdır. Burası Henry Moore'un atölyesi. Neredeyse tüm heykelleri için ilham aldığı yer. Etrafınıza bakarsanız ona ilham vermiş olan tüm kemikleri, taşları ve deniz kabuklarını görebilirsiniz. Aynı zamanda bu dolapta heykellerinin yedek parçalarını da görebilirsiniz. Hadi biraz bakalım. Burada içinde küçük kafaların olduğu bir kase var. Başı yapmaya başlayabilir ve bu başı değiştirebilirdi. Bunların üzerinde gözler için çizilmiş küçük kalem işaretleri var. Heykelleri ne kadar soyut olursa olsun, orijinalleri her zaman doğal halindeydi. Moore gerçekten de çok küçük boyutlarda çalışırdı. Heykeller elinde tutabileceği kadar küçüktü. Onları döndürüp herhangi bir boyutta hayal edebilirdi. Ama sadece onda biri bronz olarak yapılmıştı. Kamuya açık alanlardaki büyük eserlerini biliyoruz ama hepsi ilk yapıldığında çok küçüktü. Bazen heykel küçük boyutta olsa bile imgelemi büyük oluyordu. Bir keresinde anıtsallığın boyutla bir ilgisinin olmadığını söylemişti. Asıl olay eserin ardında yatan imgelemdi. Bu iki galeride de göstermek istediğimiz şeylerden biri sanatçının geçirdiği süreçti. Bu basit görsellerle
Moore'un cevherini yansıtmaya çalıştık. Londra'nın diğer yerlerindeki kamuya açık alanlarda ve Peregrine'de yer alan Henry Moore Vakfı'nda bulunan heykellerini de göz önünde bulundurduk. Burası sevdiği ve bir ölçüde şekillendirdiği bir yerdi. Aynı zamanda bu heykelleri yapıldığı atölye bağlamında da ele aldık. Hoşça kalın.